Hanımefendi buyurun. Beğendiğiniz elbisenin bedenleri. Ben şunları deneyeyim. Bir yere kaybolma. Emredersiniz. Vay be. Görüyor musun Tarık? Şu kumaş parçasını almaya senin bir aylık maaşın yetmez. Yakınız için mi bakmıştınız? Ben? Yok. Başka renkleri de var görmek isterseniz. Yok, zahmet etmeyin. Hem zaten çok pahalı. Peşin ödemede %20 indirim yapıyoruz. 600 liraya düşüyor fiyatı. Çok iyi ediyorsunuz da... benim sadece... 47 TL'm var. Onunla da ay sonuna kadar idare etmem lazım. Ay çok şakacısınız. Yo, çok ciddiyim. Bakın, çok hoş bir renkte güzel bir model var. Onu size göstermem lazım. Ayrıca aldığınız ikinci ürüne de %40 indirimimiz var. Yani sadece 450 liraya geliyor. Vay be Tarık. Birbirinden haberi bile olmayan iki farklı dünyada aynı anda yaşıyoruz. Alo? Söyle annem. Oğluşum nasılsın? İyiyim, sen nasılsın annem? Gel de gör iyi miyim değil miyim. Var mı öyle telefonda sormak? Sen bir tanesin annem. Saat 4'te oradayım. Anne. Babam dün fark etmemiş değil mi benim evde olduğumu? Baban kendisinin evde olduğunu bile daha yeni fark etti. Ve de daha fark ederken... dışarı aldık kendisini. Delirtti beni yine. Geç kalma bak. Mücver yaptım sana. Filiz de selam söylüyor. Yo. Tamam anneciğim. Saat 4'te oradayız. Hadi öpüyorum seni. Bence annenize harika bir hediye alıyorsunuz. Böyle bir hediye de hoş bir sürpriz olur. Haklısınız. Bir hediye hoş bir sürpriz olurdu. Nasıl? Hoş. Hoş. O kadarcık mı? Yardım eder misin? Gayet hoş. Beğendiysen alacağım. Ona siz karar verin. Ben kararımı verdim. Sen beğendiysen alacağım. 3:30'da okulda olmam lazım. 3 misli maaş veririm. Krallar gibi yaşarsın. İyi düşün. 3 misli maaş. Bu da avansın. Sizi eve bırakayım, yoksa geç kalacağız. Nazan'ımı bekletmek istemiyorsun anlaşılan. Peki. Ama bir şartla. Giy şunu. Hadi git. Küçük hanım telaşlanır yoksa. Kaçırdın mı elimin altındaki cevheri diye. Tabii eğer cevher olduğunun farkındaysa. Akşama görüşmek üzere. Eskiden annene bir hediye almak istediğinde girerdin istediğin mağazaya, etiketine bile bakmadan sarın şunu derdin, fırlatırdın kredi kartını, kaç paraysa öderdin. Yok, ödemezdin. Baban öderdi. Oğlum sen hiç para ödemedin bugüne kadar, farkında mısın? Oğlum sen annene hiç kendi paranla hediye almadın, farkında mısın?
Alo. Ayşe ne haber? İşin var mı? Okuldasın. Kaçta bitiyor dersin? Ne, bitti mi? Tamam. Çık okulun köşesine, geliyorum seni almaya. Tamam. Hadi bay bay. Nihayet şu dilinden düşürmediğin meşhur Tarık'ı göreceğiz. Ya, böyle garip hareketler yapıp beni utandırmayın, tamam mı? Geldi. Hadi ben kaçtım. Durduğun hata Ayşe. Kaç git, bir daha da gelme. Arkadaşlarımı da bırakalım istersen gidecekleri yere. Yok. Onlar bu arabaya binerlerse bir daha hayatta inmezler. Böyle lüks arabayı bırakmazlar diyorsun. Sadece arabayı olsa. Ya bizi... hayırdır? Hayırlı bir iş. Ya Ayşe... Efendim? Bu kolyeyi kaça aldın? 11 lira. Yol tarif et. Çok hoş çocuk. Çok güzelmiş. Bu ne kadar usta? 12 lira. Hadi Seyf abi ya. Tarık yabancı değil. Yap bir güzellik. Hadi bak. Ben Ayşe'nin abisi sayılırım. Ayşe'nin hatırı için 10 lira olsun. Hah, tamam işte. İkisi 20. Bu da senden. Sıkı pazarlık yapıyorsun. Parayı yolda bulmuyoruz usta. Güzel bir sarı ver şu ikisini. Annemle kardeşime hediye. Bileklik ne olacak? Onun sahibi burada. Güle güle tak. Ne yani, seni unutacağımı mı sandın? Bedavaya getirdim zaten. Teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Her şey için. Al bakalım. Buyur usta, 20 lira. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gelecek misin akşama? Bilmem. Ayarlayabilirsem. Acele annemi öp benim için. Hı hı. Hoş geldin. Anneanne. Kusura bakma, fark etmedim. Nedir o kolundaki? Bu. Hiç. 1 milyon verdim, bir şey değil. Öyle hoşuma gitti. Tarık mı bıraktı seni? Okulun önünden geçiyormuş. Aradı, ben de tam çıkıyordum. 3:30'da bitmiyor muydu senin dersin? Boştu son ders. Okulunu aradın bu sabah. Niye? Şu asılmadığını söylediğin sınav notları. Merak ettim, sordum. Bir hafta olmuş asılalı. Söylediler notunu. Keşke sormaz olaydım.